İzleyicilerimiz nasıl yani programımız başladı. Sizlere duyurduğumuz gibi bugün her pazar günü burada söz ve ışık diyerek birlikte olup o dini konularda bizi aydınlatması için heyecanla beklediğimiz gönül dostumuz, can dostumuz, büyük ilahiyat felsefesi, İslam felsefesi profesörümüz Işıklar içinde uyusun. Yaşar Nuri Öztürk beyefendiyi konuşacağız. Stüdyoda değerli konuklarım, elbette onun bir parçası, onun bize bıraktığı en büyük değeri evladı. Çok değerli akademisyen aynı zamanda. Mustafa Öztürk var. Mustafa Öztürk yardımcı doçent doktor. Ben hemen onun o olağanüstü kimliğini paylaşmak istiyorum. İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Din Musikisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi. Olağanüstü bir kartvizit. İşte böyle bir babanın, böyle bir oğlu. Işıklar içinde uyusun. Tekrar ve tekrar sizlere sabırlar diliyorum. Başınız sağ olsun. Sağ olun. Bu özel yayın için kırmadınız en acılı zamanınızda. Burada bizlerle birlikte olacağınız için ayrıca teşekkür ederiz size. Ben teşekkür ederim. Böyle bir davete icap etmem gerekiyordu. Zira ulusal ailesi ve aydınlık ailesinin Yaşar Hoca'nın misyonuna olan bağlılığı, onun fikirleri ne karşı duruşu malumumuz, ona kayıtsız kalamazdık. Her ne kadar bu çok taze bir acı, ama bunu, bu görevi yerine getirmek gerekiyordu. Çok sağolunuz, teşekkür ediyoruz. Ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doktor Sayın Doğu Perinçek. Efendim başımız sağ olsun, başımız sağ olsun. Bütün milletimizin başı sağ olsun. Ailemizin tabii en başta, bütün milletimizin başı sağ olsun. Hatta insanlığın başı sağ olsun. Çünkü insanlığın değeridir. Sayın Yaşar Nuri Öztürk bir insanlık değeridir. Çok, çok net, öz ama çok derin bir tanım. İnsanlık değeridir. Evet, tabii insanlık. Üstüne kitaplar yazılabilecek bir tanım. O kadar çok konu var ki zihnimde uçuşan, ama o sıcağı sıcağına, o Şakir'in Camii avlusunu mu önce konuşalım? Öyle bir uğurlanıştı ki, öyle bir veda vardı ki, oradaki herkesin aynı duyguyla birbirini kucaklaması ve o avluda herkes birbirine başsağlığı diliyordu. Evet. Hepimizden bir parça gitti. Onu öyle hissettim orada. Kesinlikle öyle. Evet. Dikkat çeken en önemli nokta bence oraya katılan insanlarımızın ülkenin her kesiminden olması. Yani belli bir tipolojiyi temsil etmeden. Türkiye vardı orada. Türk milleti vardı. Ve biz orada hani Uğur Dündar sürekli bindirme kıtalar falan tabirini kullanır. Böyle bir durum yoktu. Biz hatta özellikle Şakir'in Camii'ni seçtik ki daha mütevazi, daha sade bir tören olsun. Ama halk hocasına olan şükran duygularını bu şekilde dile getirdi. Ben bundan dolayı çok mutluyum, onurluyum. Yaşar Hoca'nın misyonunun çok doğru bir misyon olduğu, fikirlerinin çok doğru olduğu ve ektiği tohumların
fidan haline geldiğinin göstergesiydi. Orada bir önemli husus da kalabalıkların, yani ben tabii sayıyı bilemiyorum ama 10 bin civarında bir, belki daha fazla. Çünkü yani biz o kalabalık, kalabalığın cenaze aracına nakilden sonra biz fark edebildik. Yani ben, çünkü naaşın yanından biz ayrılmadık. Etrafta ne olup bitiyor? Çünkü öyle bir hal oldu ki namazdan sonra omuzumuzdan akıp gitti gibi. Yani ben arkada kaldım, sıkıştım insanların arasında. Yani ne olduğunu anlayamadım. Evet. Ve halkımız orada tabiri caizse cenaze arabasını ablukaya aldı ve çok yavaş gitmesi, aracın çok yavaş gitmesi ve kendilerinin eşlik etme taleplerini ilettiler. Yani ve şu lafı kullandılar. Yani bu sadece sizin cenazeniz değil, bizim cenazemiz, halkın cenazesidir, halkın hocasıdır. O yüzden yavaş yavaş gideceksiniz ve biz devam edeceğiz, biz yürümeye devam edeceğiz. Lütfen hızlanmayın diye aracın şoförünü uyardı halk. Ve nasıl bir sahipleniş? Biz bir kilometre kadar yürüyüş oldu ve artık çevre yoluna sapılacaktı. Risk teşkil edeceği için araçtan inip insanlarla konuşup ikna edip o insanları daha aracı takip etmemesi için ricada bulunduk ve onlar da sağ olsun bir sıkıntı çıkarmadılar. Ve böylece mezarlığa nakli oldu. Yani o en uzun yolculuktu galiba diyeyim. Tabii. Bunu şu an şimdi o manzara gözümün önünde. Onu pek kelimelerle tarif etmek pek mümkün değil. Ama çok huzurluydum. Halk hocasına son görevini yerine getirdi. Evet. Ve tüm şeylere rağmen, olumsuzluklara rağmen, belki ona değiniriz. Değinmek istiyoruz çünkü, zaten. Çünkü bizim de bizim kulağımıza gelen bazı bilgiler var. Herkesin malumu, cenazenin ikindi namazından sonra kalkacağıyla ilgili bir dedikodu çıkardılar. Ve bizim kendi çevremizden 40-50 kişi sonradan öğrendik ki ikindi namazına gitmişler camiye. Çok pardon. Bizde bile bir şaşkınlık da doğdu. Evet. Zaten sizin yanınızda Turan Özlü. Orada öğrendim ben öğlen olduğunu. İkindi diye biliyorduk. Yani evet. O şekilde. Evet, yani siz bile, evet. Siz bile bu... Bir gün önce biz, evet, ikindi biliyorduk. Sonra öğlen olduğunu. Evet. Evet. Şimdi tekrar size döneceğim. Bir takım şayialar, bir takım yalan yanlış kırıntılar havalarda uçuştu. Hatta şöyle bir öykü de dolaştı. Tam da doğum gününde veda etti hayata diye. Ve yok, onu da tahsihe muhtaç bir, evet, lütfen, ayrıntı bu. Doğrusunu ilk kez ulusal kanal ekranlarından izliyorsunuz. Şimdi onu, buyurun, şöyle tahsih edelim. Yaşar Hoca, ben Yaşar Hoca tabirini kullanacağım çünkü benim resmen hocanız, hocam durumunda ben kendisiyle olan ilişkimi baba evlat ilişkisinden
daha önce öğretmen-öğrenci ilişkisi esasına oturtuyorum. Ben böyle bakıyorum çünkü başka türlü davranmam pek doğru olmaz. Yani hocalığı daha öndedir. O yüzden daha çok Yaşar Hoca, hocam diye hitap edeceğim. Yaşar Hoca 5 Şubat günü doğdu. 5 Şubat. 5 Şubat. Evet. Doğum günü 5 Şubat'tır. Nüfus kağıdı belge itibariyle 1951'dir doğumu. Ama bunun kuvvetle muhtemel daha önce olması mümkün. Ama biz belge üzerinden gidelim. Doğum tarihi 5 Şubat 1951. Evet, buradan da ilan yani halkımız olurum. Evet. Yani böyle durumlarda çok sevdiği insanlara bu aşırı sevgiden dolayı bir takım şeyler yüklemek istiyor. O ister istemez olabiliyor. Ama bunu düzeltmemiz lazım. Bu yanlışı da bertaraf etmek adına. 5 Şubat'tı. Ama şunu söylemek lazım. Ömrünü Kur'an'a adayan bir insanın Kur'an vahyinin başladığı dönem olan Ramazan ayında vefat etmesi, buna bir mana yükleyecekse bu yeterlidir bence. Evet. Evet. O hususlara da mutlaka sizle değinelim. Çünkü bir baba olarak profili, bir filozof mu diyeceğim, her şeyin üstünde bir kimliği vardı hocamızın ve vardı demeyeyim, geçmiş zaman kullanmayacağım. Onları da konuşalım. Bu noktada Sayın Perinçe'ye dönmek istiyorum. Sizin aynı zamanda özel bir dostluğunuz da var hocayla. Ve hep şu mesajı yollardı. Aman hadi özledim onu. Bir araya gelelim de bir yemek yiyelim. Ama çok telaşlı günler geçirdik. Bir türlü bir araya gelemedik hocayla. Belki siz yakalamış olabilirsiniz o fırsatı, gizli kaçamak. Ama o bizim her zaman bilincimizde. Evet. O bakımdan her zaman beraberiz kalbimizde ve düşüncelerimizde. Bütün milletin öğretmeni. Yani çok az insan böyle bir sıfata mazhar olabilir. Yani bütün Türk milletinin ve sınırların ötesinde de şüphesiz onun öğretmenliğinden ışık alanlar vardı. Ve milyonların öğretmenliğini yaptı uzun yıllar. Türkiye kocaman bir üniversite. Yaşar Nuri Öztürk'ün üniversitesi gibi. Nereye gitseniz, Trabzon'a gidiyorsunuz öğrencileri, işte Antalya'ya gidiyorsunuz, Muğla'ya gidiyorsunuz, Kırşehir'e gidiyorsunuz efendim, Türkiye'nin Diyarbakır'a gidiyorsunuz, Cizre'ye gidiyorsunuz, Bartu'ya gidiyorsunuz. Her yerde onun öğrencileri, onun ışığı bütün Türkiye'ye yayılmıştı, kendini adamıştı o mesleğe, yani öğretmenlik mesleğine. Şimdi milletlerin tarihlerinde belli dönemler olur ve o dönemler toplumun o yaşantısı belli felsefe insanlarında, şairlerde, kahramanlarda ortaya konur, temsil edilir. Diyelim bir Namık Kemal, bir hürriyet mücadelesi, hürriyet şairi, işte Mustafa Kemal İstiklal şairi. Hocamız da Yaşar Nuri Öztürk'te son 40-50 yıllık Türkiye'de o bu dönemin kahramanıydı. Yani düşünün, Allah ile aldatılan bir toplum var ve bir de biraz evvel Sayın Tahir Öztürk'ün, Mustafa Tahir Öztürk'ün belirttiği gibi, yani Kur'an'ın vahiyiyle gerçekleri aydınlatmak isteyen ve Allah ile aldatma olayını bütün çıplaklığıyla ortaya okuyan büyük bir insan var. O bu döneme damgasını vurdu bu açıdan. Yani şimdi düşünün, pırlanta yüzükler, saraylar. Ondan sonra efendim dört çekerli
ciplere binen türbanlı hanımlar falan. Ama bu saltanatta neyin üzerinde duruyor? Allah ile aldatma olayının üzerinde duruyor. Yani o felsefeyle insanları oraya bağlıyorlar. Yani o yoksul insanlara bir Allah veriyorlar ama o Allah Müslümanların Allah'ı değil ve o yoksul insanlardan da işte o sarayları alıyorlar, yüzükleri alıyorlar, o dört tekerli otomobilleri alıyorlar falan. Bu olayı çok cesur bir şekilde ortaya koydu. Bakın bu yani Türkiye'nin yaşadığı diyelim son 50 yılın sosyolojisi, tarihçesi. Yani o basit bir salt ilahiyatçı değil. Bir yönüyle tarihçi, bir yönüyle hukukçu, bir yönüyle sosyolog. Yani bütün sosyal bilimleri meclis etmiş, birleştiren gerçek bir bilim adamıydı. Ve bu yaşadığımız 30-40 yıllık, 50 yıllık tarihi bütün çıplaklığıyla, halkın yaşadığı pratiği, tecrübeyi bütün çıplaklığıyla ortaya koydu. O bakımdan en Allah ile aldatılma olayı bütün Türkiye'yi sarstı. Yani bir toplum çok büyük bir hileyle, çok büyük bir yalanla karşı karşıya olduğunu hocamız sayesinde öğrendi. Yani bu tabii çok büyük bir iş bu. Bu tarihe geçen bir iştir. O bakımdan bu döneme damgasını vuran insanlardan zaten halk bunu görüyor. Bakın şöhretler böyle şişirmeyle, reklamla falan yaratılmıyor. O kadar önü kesilen, bastırılan, aforoz edilmek istenen bir insan ama kimse onu önleyemedi. Gördük o insanların o büyük sevgisini ama her yerde görüyoruz onu. Yani yalnız Şakir'in camii avlusunda görmüyoruz. Ben Türkiye'nin neresine gitsem tabii, hep bana Yaşar Nuri'yi soruyorlar. Tabii. Hocamız nasıl? Hocamız, yani herkes onun kalp atışlarını Türkiye'nin her köşesinde izliyor. Nabzını tutuyor. Hocamız nabzı kaç atıyor? Tansiyonunu ölçüyor. Çünkü o ülkenin tansiyonu. Buyurun. Katkı sadedinde bir şey söylemek istiyorum. Yaşar Nuri Öztürk'ün mücadelesinde altı çizilesi en büyük, en önemli nokta Kur'an'ı Türk halkının gündemine sokmuş olması. Bir virgül. Çok kısa bir reklam var değil mi? Zorunlu bir reklamımız var. Onu hemen sunalım. Lütfen unutmayınız. Tamam. Hemen döner dönmez buradan tamam. Devam edeceğiz. Programımız devam ediyor değerli izleyicilerimiz. Hemen bir duyuruyu da burada yapmayı bir yayıncı olarak görev biliyorum. Bulunduğumuz bina biliyorsunuz İstiklal Caddesi'nin Tepebaşı'yla kesiştiği noktada ya da birbirine sırt sırta verdiği noktada burada çok sayıda eğlence yeri de var. Ve bugün bilemediğimiz bir nedenle çok yüksek sesle müzik çalınıyor ve biz de burada duyuyoruz. Ve istemediğimiz halde yayına yansıyor. Lütfen bu konudaki hassasiyetinizi biliyoruz. Ama biz de bağışlayın, bütün uyarılarımıza rağmen henüz bir sonuç alamadık. Böyle de bir tabloyla karşı karşıya kalıyoruz. Bu bölgede yayıncılığın tatlı cilvesi diyelim. Yaşar Nuri Öztürk anısına yaptığımız bu programda sözlerimiz çok önemli. Artık fondaki müziği biz de duymamaya çalışıyoruz. Sayın Mustafa Tahir Öztürk, Yaşar Nuri Öztürk hocamızın biricik oğlu. Biraz önce topluma bıraktığı en güzel mesaj dedi. Bir virgül koyalım dedim. Ve oradan devam Kur'an'ı halkımızın gündemi gündem yapılması noktasında en büyük hizmeti oldu. Bunu kendisine tamamen karşı olan hatta düşmanı diye kendini lanse eden insanların bile itiraf ettikleri bir durumdur. Kur'an gündeme gelince o zaman Kur'an'ın şikayet ettiği en temel noktalardan biri Allah ile aldatma, Allah ile aldatılma otomatikman halkımızın gündemine geldi. Bununla beraber Allah ile aldatılmanın paravan olarak yapıldığı
Maun tabii. suresinde özellikle kristalleşen lanet vesilesi olan namazların gündeme gelmesi bir ikinci alt başlık olarak verilebilir. Tabii, tabii. Ve özgür bireyin altını çizmesi, aklın, bilimin altını çizmesi. Ki altını çizmesi derken bu hocamın kendi tasarrufu olan bir şey değil. Bunu Kur'an zaten önümüze koyuyor. Siz İslam denince Kur'an-ı Kerim mi kaynak olarak alırsanız ki olması gereken budur. Çünkü peygamberi de siz oradan doğru olarak anlarsınız. O açıdan olmazsa olmaz kaynak, tartışma üstü kaynak Kur'an-ı Kerim'dir. İslam'ı anlama noktasında. Bize vaaz edilen geleneklerin oluşturmuş olduğu bir takım fikirlerin sürekli pompalanması bu gerçeği değiştirmez. Bunu bilen bilir. Siz İslam deyince Kur'an anlayacaksınız. Ondan sonra işin diğer teferruatları gelecek. Akıl ve Kur'an. Daha sonra konuşuruz. Akıl Kur'an deyince hocamın bitirmiş olduğu fakat iki kapak arasında göremediği bir çalışmasıdır. Maalesef bu hastalığın son aşamalarında koşturmamız çok olması dolayısıyla matbaa takibini tabii yapamadık. Evet. Ve sürekli hasta yatağında bu çalışmalarla ilgili gelişmeleri soruyordu bana. O da onun da bir müjdesini verelim. O kitap bitmiş durumda. Allah izin verirse en yakın zamanda basılıp halkımızın karşısına çıkacak. Bunu heyecanla bekliyoruz. Evet. Çünkü yayınlarda da hep duyurdu. Geliyor, geliyor. Müjde, müjde, müjde diye. Kitabın tam adını söyleyeyim. İslam dünyasında akıl ve Kur'an nasıl dışlandı? Çok muazzam bir bakış değil mi? İslam dünyasında aklın ve Kur'an'ın dışlanması. Burada Sayın Perinçe'ye dönmek Kur'an'ı istedim. Dışladınız mı? Aklı otomatikman dışlarsınız. Otomatikman değil mi? Tabii. Yani sizin de Kemalist Devrim iki başlıklı kitabınızda din ve Allah başlığıyla sunduğunuz kitabınız var. Tabii Allah'la aldatmak da bütün evlerin başucu kitabıdır. Çünkü o muazzam bir Yılmaz Özdil'in ifadesiyle Cumhuriyet tarihinin manevi manifestosu. Mane çok güzel. Evet. Çok güzel. Ki aynen katılıyorum. Aynen katılıyoruz. Aynen katılıyorum. Evet. Hatta kendisi kendilerini bu vesileyle selamlayalım. Yılmaz Özdil'i kitaptan bahsederken yazısında Cumhuriyet tarihinin manevi manifestosu tabirini kullanmıştı ve nutuktan sonra okunması gereken en önemli kaynak olarak göstermişti. Bu vesileyle kendisine tekrar selam yollayalım ve teşekkürlerimi iletiyorum bu doğru değerlendirme için. Tabii hocamızın bu değerli kitabında çok önemli noktalar vardı. Özellikle de onu tekrarlardı. Yani Allah ile aldatmanın sivil destek kuruluşları diye bir sıralaması var. Milli Görüş Örgütü der, sayıları vermiş. Fethullahçılar der, Süleymancılar, Şiddetçi Radikal Örgütler. O işin sosyolojik tarihi yansıması ama o paralel zulüm güçleri dediği öncelikle dini temsil eden kesim
Evet. Bürokrasiyi temsil eden kesim ve bunu finanse eden kesim. Bu üç paralel kuvvetin varlığının evet. yine Kur'an'dan aldığı ilhamla bunu tabii, gündem tabii. yapmıştı kendisi. Ve muazzamdı. Dincilik ve siyaset dinciliği diye ayrıca... O işin Türkiye noktasında yansıması ama genel prensipler dediğim gibi işin dini temsil eden tarafı, evet. bunu finanse eden taraf ve bürokrasi tarafı. Evet. Bunun hep altını çizmişti. Evet, evet. Şimdi aklın ve Kur'an'ın dışlanması muazzam bir cümle. Yani akıl dışlanınca Kur'an dışlanıyor dinen, Kur'an dışlanınca akıl da dışlanmış oluyor. İkisi iç içe. Gerçekten çünkü çok önemli bir nokta. Çünkü din dediğiniz şey eğer akıl devreden çıkarsa siz zaten muhatabı olmaktan çıkıyorsunuz. İşte tabii o zaman onun dediği gibi birer illet haline dönüşüyorsunuz. İllet bunlar derdi. Daha başka şeyler de söylerdi ama Rütük nedeniyle onun ifadelerini burada tekrarlama imkanımız yok. İşte sizin Kemalist Devrim, Din ve Allah kitabınızda olağanüstü saptamalarla dolu. Yani tabii katkıları üzerinde bence duralım. Şimdi bir saltanat sahiplerinin İslam'ı var. Aslında iki İslam var bize verilmek istenen. Bir saltanat sahiplerinin İslam'ı var. O İslam akla dayanması mümkün değil. Çünkü o saltanatı sürdürmek ancak aklı etkisiz hale getirerek mümkün. Bir de halkın İslam'ı var. Sade, içten, emeğiyle çalışan, kazanan insanlar. Dikkat edersek zaten o büyük halk kesimi... Vahyin İslam'ı demek daha doğru olur. Çünkü halk dediğinizde ister istemez bir takım yanlış pratikler, yanlış inançlar da yani popüler din kavramı altında onlar da ister istemez gündeme giriyor. Evet. Yani onu indirilen ve uydurulan din. Evet. Kur'an'ın İslam'ı, tevhid ve onun karşısındaki şirk dini. Bu ayrımları bu şekilde yapmak lazım. Onun görünümünü tarihi süreç içerisinde başka başlıklarla vermeniz mümkündür. Mesela siyasal İslamcılık. Mesela bunlardan biri. Şu an Türkiye'nin ve Orta Doğu coğrafyasının gündeminde olan bir kavram ve siyaset, uluslararası siyaset özellikle emperyalist batı tarafından kotarılmasını tarih boyunca hep din, o da din dediğimizde tabi İslam üzerinden yapıyor. Bu İslam'ın tabi kendisi değil. Şimdi kendi kendini inkar etmek olur. İslam'ın olması gerekenini öne çıkardı mı bu sefer kendi eksikliği ortaya çıkacak. Bir tez olarak Hristiyanlık, tırnak içerisinde Hristiyanlık şu anki haliyle İsa'dan sonraki, yani Paulus Hristiyanlığı, Paulus Kristolojisi'den bahsediyorum. Teknik manada. Bu din İslam'ın tarih boyunca en büyük rakibi, daha doğrusu İslam'ı en büyük rakip olarak görmüş. Ve tarihi süreçte, şimdi belki biraz teknik şeylere girmem gerekebilir. Girelim mi? Müsait mi? Tabii bence girelim. İslam 7. yüzyıl, 6-7. yüzyıl Orta Doğu coğrafyasına geldiğinde, Hazreti Muhammed'in vahyiyle, yoksa biz din dediğimizde İslam'ı din gerçeği olarak kabul ediyoruz. Ama bu sokakta gördüğünüz İslam dediklerinin, diyenlerin İslam'ıyla bu gerçekliğin arasında 180 derece fark var. Bunun altını çizelim. İslam gerçeğinden, daha doğrusu din gerçeğinden İslam'ı
anlamamız lazım. Çünkü yaratıcı tekse insanlığa gönderici olan din de tek olmalı akıl gereği. Yani haşa öteki türlü Allah'a bir eksiklik veya bir yanlış bir yanlış bir şey yüklemiş oluruz. Anlam yüklemiş oluruz. Haşa Allah, siz şu dini olun, bu, siz bu dini ve bunlar birbirine girsin, karışsın. Bu işin mantığına aykırı. Yani her insan İslam fıtratı üzeri doğarın esprisi odur. Yani bu noktada Hristiyanlık işi tarif etmiş Pavlus'la beraber ve İslam'ı kendisine en büyük rakip olarak görmüş. Bu işte coğrafi keşifler, Rönesans, Reform ve bu şeyden sonra, bu gelişmelerden sonra İslam'daki olması gereken akılcılık karşısında yenik düşen, o büyük bir sıçrama var çünkü İslam tarihinde. Yani şöyle ki Bağdat'ta çalar saatle uyanıyor halife. Öteki tarafta aynı dönemde halk, Avrupa halkı kök toplayarak yiyor. Beslenmesini gerçekleştiriyor. Yani yıkanmayı bilmeyen bir toplum. Yani bu iki uç noktada düşünün. Ama İslam'da maalesef, İslam tarihinde yapılan kırılmalar, onların detayına girmeye gerek yok. Aklın dışlanması ve nakilci anlayışın gelerek dinin olmazsa olmazları arasına girmesi ve iman akidelerini şekillendirmesi sonucu akıl dışlanınca otomatikman bilim de şey oldu ve İslam toplumları geri gidişe başladı ve bu biraz önce söylediğim karşılaştırma 18. özellikle 15. yüzyıldan sonra o çöküş ve şu an karşımıza çıkan manzara da tam tersi bir manzaradır. Yani Batı dünyasının karşısında İslam dünyasının durumu. Maalesef. Maalesef tabii. Maalesef. Bu parantezi kapatalım. Kaldığımız yer şuydu. Batı bunu bildiği için ve özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrası Toynbee'nin uyarılarıyla siyasetlerinin merkezine, çünkü yeraltı yerüstü zenginlikleri çok zengin olan bir İslam coğrafyası vardı. Oranın ele geçirilmesi gerekiyordu. Bu ele geçirilmeyi nasıl yapabilirdi? Dini kullanarak. Allah ile aldatarak. Allah ile aldatılmanın zeminini oluşturarak, lojistik desteğini vererek. Ne yaptı? Su başına getirecekleri kadroları bu yanlış bakış açısına sahip ekipler de seçti. Türkiye'nin bu noktada çok önemli bir durumu var. Malumunuz Cumhuriyet Türkiye'si Atatürk'le beraber bu emperyalist baskıyı kıran tek örnektir. Ve bunu hazmedemiyorlar. Bunu kırmak adına biraz önce bahsettiğimiz İslam'ı kırdırarak, bu ifade de Atatürk'ün ifadesidir 1920'lerde ve bunun en büyük temsilcisi olarak İngiltere'yi verir. Der ki İslam'ı İslam'la vurmak İngiltere'nin temel siyasetidir. Şimdi buradan hareket etti. Toynbee de zaten menşe olarak İngiliz'dir ve onun fiilen resmi öğrencisi Huntington'la bu işler taçlanmış, medeniyetler çatışması ve şeyle merkezde bütün siyasetler din üzerinden, gerçek İslam'a karşı buna ılımlı
İşte bunun teknik manası, teknik olarak moderate İslam, ılımlı falan filan diyorlar ama bu dışarıdan müdahaleyle dikte edilmiş. Aslında to moderate'in de içinde o dikte anlamı var. Ama bize bunu işte bu ılımlı işte kötü bir şey değil demek için bunu ılımlıyı kullanıyorlar. Aslında bu şey değil. İslam dediğiniz şey adı tektir. Bunun önünü arkasına bir şey koydunuz mu bu İslam olmaktan çıkar. Çünkü tevhid dini ikilik kabul etmez. İslam İslam'dır. Bunu bu şekilde ya kabul edersin Kur'an'da olduğu gibi ya da başka bir şey olur. Sen onun ona İslam demen onu İslam yapmaz. Tevhid dinini şirk haline getirirsin ve o şirk temsilcileri olan müşrikler bakarsın ki bunlar beş vakit namazında olabilir. Haclarını, oruçlarını çok güzel şekilde yapabilir. Ama teknik manasıyla Kur'an'ın verdiği kodlar itibariyle yani o veriyor çünkü onu. Bunlar müşriktir, müraidir. Biz bunu böyle kabul edelim. Çünkü tevhid ikilik kabul etmez. Siz ne kadar namazınızı öne çıkarırsanız çıkartın. Eğer tevhid gerçeği zedelenmişse o zaman siz ne derseniz boş. Maun suresi zaten o açıdan lanet vesilesi olan namazı gündeme getiriyor. O namazı kim kılıyor? Ateistler kılmıyor. Kendine Müslüman diyen hatta muhafazakar diyen insanlar bunu yapıyor. Ama bir namaz nasıl lanet vesilesi olur? Eğer Allah'ın rızası çıkmışsa devreden, Allah değilse hedef, iş başka şeylere, noktalara gidiyorsa ve kamu hakkı bağlamında yapılan usulsüzlükler, haksızlıklar, kamufle edilmek için ibadetler öne koyuluyorsa, o zaman o namazlarınız sizi lanetler. Daha doğrusu Allah lanetleyeceğini söylüyor ve din dışı kalırsınız. Din dışı kaldığınızda ne oldu? Tevhid dininden çıktınız. O zaman teknik olarak müşrik oldunuz. Yani müşrik deyince bazı şeyler var. Kırılmayacak, zor, kırılması zor bir takım anlayışlar var halk kafasında. Müşrik denince akla hemen cahiliye dönemi putperest anlayış akla geliyor. Tamam onlar da müşrik. Ama o müşriklerde de bir Allah inancı olduğunu Kur'an bize bildiriyor. Onlar da hac görevlerini yapıyorlar. Onların da kendi anlayışları içerisinde bir namazı var. Demek ki tevhid başka bir zemin. Yani siz onun üstünü İslam'ın bir takım fotoğrafı çekilebilen uygulamalarıyla kapatacağınızı zannediyorsanız siz sadece halkı kandırırsınız. Allah'ı ile aldatırsınız. Ama bu gerçeği değiştirmez. Siz teknik manada müşriksinizdir. İslam dünyasının bu durumda olmasını başka nasıl izah edebilirsiniz? Yani akıl dışlanmış, Allah'ın dini dışında başka bir adı İslam olan ama kendisi İslam'dan alakası olmayan bir din peşinde hayatını, hayatının her alanını buna göre şekillendiriyor. Bunda o zaman ayrımını yapacaksınız. İslam'ın kendisinde mi problem var? Yoksa bunu temsil eden insanlarda mı bir problem var? Haşa, Kur'an'da yanlış olan bir şey yok. Bunu temsil iddiasında olan insanların yanlışı. Bunu böyle kabul edip ona göre çevirirsiniz. İşte Batı bunu okşayarak, kaşıyarak, sürekli buna zemin hazırlayarak çünkü bu stratejiyi
uygulamaya soktuğunda bunun uygulamasını yapacak adamları bulmakta zorluk çekmiyor. Sarıklı ihanet dediği hocamın sarıklı ihanet dediği unsur devreye giriyor. Zaten o sarıklı ihanet devreye girmeden bunu yapmanız mümkün değil. Batı'nın bu başarıyı elde etmesi mümkün değil. Tarih boyunca bu hep böyle olmuştur. Bakın milli mücadeleden beri şöyle bir tarihi süreci gözümüzün önünden geçirelim. Neler oldu? O yüzden Batı Atatürk'ü affetmiyor. Kişi olarak Atatürk'ü, ilki olarak laikliği, Türkiye'nin bu topraklarda bunun yaşamasını istemiyor. Ve kurum olarak da Türk Silahlı Kuvvetleri'ni. Bütün operasyonlara şöyle bakın, çok fazla şeye girdik. İş belki Ve gelinen nokta belli. Gelinen nokta belli. Son gelişmeler gösteriyor ki dünya siyaseti çok farklı bir mecraya doğru gidiyor. Türkiye de burada nasıl bir savrulma yaşayacak mı, yaşamayacak mı? Ne yapacağız, ne edeceğiz? Biz de bu ülkenin bir vatandaşı olarak merakla bekliyoruz. Evet. Basında olan kitapta akıl dışılığa düşmesi meselesini getirmesi hocamızın tabii çok çok önemli. Şimdi İslam'ın Hazreti Muhammed'le başlayan büyük yükselişine baktığımız zaman orada aklı görüyoruz. Zaten akıl olmasa o büyük uygarlığı kuramaz. Yani o uygarlık akılla kuruldu. Ve nasıl bir uygarlık? Bakın 571 doğuşu Hazreti Muhammed'in. Yani ölümünden sonra 30-40 yıl içinde, hatta ölümüne yakın dönemlerde birdenbire o Arap Yarımadası'ndan dünyaya doğru bir uygarlık yayılması, bir medeniyet hamlesi görüyoruz. Yani cahiliye döneminde kabileler birbirlerine aşiretler vururken, kervanları basarken, mala, kadına bilmem ne el koymak düzeni geçerliyken veyahut da kaosu, oraya bir hukuk geliyor. Yani malın, canın, ırzın korunması, kervanların serbestçe gitmesi, gelmesi, ticaretin özgürleşmesi ve oradan büyük bir uygarlık yükseliyor. Biraz evvel Sayın Tahir Öztürk'ün belirttiği gibi Abbasi sultanları çalar saatle uyanırken cebir, algebra, işte logaritma, ondan sonra kimya, elşemi, bütün tıp, İslam uygarlığı içerisinde yükseliyor. Bir mimarlık. Şimdi mesela biz Ayasofya Camii'ne falan bakıyoruz. Biz bunları İstanbul'da Bizans'ın yaptığını düşünüyoruz. Hep Şam'dan gelen mimarların yaptığı camiler, o büyük kubbeler vesaire. Yani mimarlıkta, tıpta, hendesede, cebirde, kimyada olağanüstü bir yükseliş var. Büyük alimler var. O eski Yunan'dan gelen felsefeyi, bilimi vesaire orta çağa taşıyan o İslam oldu ve büyük katkılarla tabii yaptılar. Aşağı yukarı 7. yüzyıldan ne diyelim 15-16. yüzyıla kadar Magellan'ın Ümit Burnu'ndan dönmesine kadar muazzam bir işte Emeviler, Abbasiler, Selçuklular, Osmanlılar büyük bir İslam çağı var. Şimdi bu akılla yaratıldı. Tabii. Yani Arap Yarımadası'na 6. yüzyılda baktığımız zaman bir de 13-14. yüzyıldaki Batı Asya'ya baktığımız zaman arada büyük bir çağ atlaması görüyoruz. Onu başaran bir akıl var. Bu çok önemli. Yani aklını Hazreti Muhammed'in önderlik ettiği İslami medeniyet aklını yaptıklarıyla ispatlamış. Bu çok önemli. Onun için hocamızın tekrar akıl kavramını masanın üzerine getirmesi yeni kitabıyla kanımca çok çok önemli. Ve bu Allah ile aldatma Maun suresi onu takip eden toplumumuzu aydınlatacak çok önemli bir faaliyet olacak. Yani evet. Bu da şunu gösteriyor. Yaşar Nuri Öztürk yaşıyor. Yaşıyor. Evet, yaşıyor. Yani ismi gibi yaşıyor. Yani kitaplarıyla, fikirleriyle toplum hep onu tartışmaya devam edecek. Onun kitaplarının sayfaların arasından bilgiler çıkaracak, ışıklar çıkartacak, birbirini aydınlatacak.
Bu çok güzel bir şey. Kitabı da özlemle bekliyoruz. Evet. Ümit ediyorum çok kısa zamanda çıkar. Şimdi burada mesajları da bana arkadaşlarım, telefon başındaki arkadaşlarım iletiyorlar ama çok hoş bir mesaj. Onun bayrağını oğlu yürütmesi lazım. Ulusal kanalda bıraktığı yerden oğlunun devam etmesini istiyoruz diye size dönük bir mesaj var. Ve bir ara vereceğiz hemen ama bunları okumam lazım. Hocanın soyadı kendini ifade ediyordu. Başınız sağ olsun, çok üzüldük. Ve hocamızın resmini Aydınlık Gazetesi'nde poster olarak istiyoruz. İşte. Ama cenazedeki resmi diye. Evet, güzel resmi. Aydınlık resmi. Çoktan onu bilen evet. Bir resim. Başımız sağ olsun, ona çok gözyaşı döktük. Çok büyük bir alimdi mesajı var. Daha mesajlar var ama bir ara vermemiz gerekiyor. Daha sonra tekrar karşınızda olacağız ve onu anmayı sürdüreceğiz. Değerli izleyicilerimiz, biliyorsunuz Profesör Doktor Yaşar Nuri Öztürk'ü anmayı sürdürüyoruz. Biricik oğlu Mustafa Tahir Öztürk ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doktor Sayın Doğu Perinçek'le birlikte. Sizle başlayalım bu bölümü. Ardından Sayın Mustafa Öztürk'e döneceğim. Çünkü Yaşar Nuri Öztürk'ün ardından bir takım kendini bilmezlerdi demek yani az kalacak bir takım karanlık zihniyetli kişiler bir şeyler ifade etmeye çalıştılar. Hocanın o değerli hatırasını sözüm ona karalamaya çalıştılar. O noktaya geleceğim. Fakat bu akıl konusunda sizin söyledikleriniz çok önem taşıyordu. Oradan hareketle devam edelim. Çünkü aklın işte dışlandığı yer oluyor burası. Başarı yalnızca akıllı olur. Yani akıl olmadan bir başarı olmaz. Onun için o akıl vurgusu çok önemli. Yani akıl da nedir? Toplumsal koşulları doğru görmek, tespit etmek ve orada doğru çözümler üretmek. Yani Hazreti Muhammed'in yaptığı işe bakıyorsunuz. Bakın bugün milyonlarca insan onun ismi anılan o ezanla yaşıyor. Beş vakit onu duyuyor. Ondan sonra bu kadar da Endonezya'dan diyelim Balkanlara kadar Muhammed Ali yeni vefat etti Amerika'ya kadar. Evet. Bu ancak süreci, tarihsel süreci doğru tespit etmekle, doğru çözümler üretmekle olacak bir şey. Yani bu İslam'ın yaygınlığı büyük bir uygarlık başarısı, uygarlık zaferi ve aklın zaferi. İslam'ın yetiştirdiği büyük insanlar da o aklı temsil ediyorlar. Onun için hocamızın son kitabındaki akıl vurgusu bence çok çok önemli. Zaten Allah ile aldatmak da o var. Yani o aldanmaya karşı aklın yanında olan bir tavır. İslam'da Hazreti Muhammed'le dünyaya verdiği mesajda esas olarak o aklı vurguladı ve birçok tabi surede, ayette o aklın akılla her şeyin çözüleceği ve Allah'ın o aklı insanlara ihsan ettiği vurgusu var. O bakımdan bu yeni kitabı büyük bir merakla, özlemle bekliyoruz. Bilmiyorum herhalde birkaç hafta içerisinde. Bir hafta 10 güne kadar iyi, inşallah. Çok güzel. Hemen hemen i̇şte tarihte. Duyururuz. Belki onun evet, üzerine de evet. O konuyu iyi bilen insanlar bir takım burada bazı programlar, toplantılar yaparlar. Mustafa Bey'den söz alalım. O zaman kitabın çıkışıyla birlikte üzerinde mutlaka konuşmamız gerekecek. Peki. Şimdi cenazeye dönelim önce. Bir kadın yoğunluğu vardı. Kesinlikle. Güzelim kadınlarımız cenazede saf tuttu. İki avlu vardı camide. İçi, dışı, yanı, sokaklar, caddeler kadınlarımızla doluydu. Bunun da bir anlamı olmalı. Hocamızın ne büyük bir yatırımı var ki kadınlarımıza. Kur'an'ın evet. Kur'an'ın getirmiş olduğu anlayışı vaaz ettiği için ve o kadınların
bir nevi hakları için yapılan mücadele geri dönüşüdür bu. Çünkü kadın erkek yanında, erkeğin yanında, yani bunu kendimi de koyarak söylüyorum. Kadının sezgisi erkek çok daha önünde. Antenleri çok daha açık. O tabii anne olma özelliğinden kaynaklanan bir şey. Üretken. Tabii. Çok. Ve bu yapılan fikri mücadelenin geri dönüşüdür. Orada kadınların fazla oluşu, kadınların coşkusu, o cenazedeki tavrı, bunu böyle izah etmek. Çünkü Yaşar Hoca kadınlar için çok mücadele etti. Evet. Kadını için. Çünkü geleneksel din algısının kendisine biçtiği yeri düşündüğünde kadınımız aslında Allah'ın ona vermiş olduğu imkanları ve o gerçeklerin farkına varınca, ya bizim için bunlar söyleniyor ama biz böyle değiliz. Kendilerinin farkına vardılar. Bu bağlamda babamın çok ciddi bir mesaisi olmuştur. Yani o da bu hakkın teslimi bağlamında söylemek gerekir. Çünkü yapılan bir şey var, bir gerçek var. Onu hakkı teslim etmemiz lazım. Evet. Yani ben bu bağlamda Türkiye'nin her kesimini orada gördüm. Özellikle kadınları çok daha önde gördüm. Sizin vasıtanızla gelen gelmeyen, o acıyı bizle paylaşan, doğrudan dolaylı insanımıza ben çok, sizin huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. O acımızı biraz daha hafiflemesi için bir vesile oldu. Değil mi? Evet. Değil mi? Tabii biraz... Tabii bu teşekkürler evinizin devam etmeli. Girmek isteyeceğim tabii. Buyurun. Hep burada bahsederdi. Zaten tanıyorum. Sevgili Azize'nin yemeklerini ben de yeme şansına ulaşmıştım. Azize'nin pilavı, Azize'nin yaptığı köfte üstüne hiç yoktur der ve benim gerek sağlığımda gerek en ufak bir hastalığımda başımın ucundan ayrılmayan bir gönül dostumdur der. Mini minnacık, gencecik bir Azize Hanım dostu. Evin yardımcısı, onu tabii teşekkürle yad etmek gerekiyor ama ondan önce ben ablam Saniye'ye huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Çünkü malumunuz kızların babalara olan bağlılığı. Ben de bir kız çocuk babasıyım. Kızların babaya karşı olan yakınlığı çok tabii farklı. Ve Saniye yani bizim yaptığımız şeylerin çok çok üstünde. Çünkü her zaman babamın yanındaydı. Yani onun yanında biz eline su dökemeyiz. Babam da onu, yani biz Saniye'ye yorulduğu zaman devreye girelim dediğinde dahi babam yok Saniye gelsin diyordu. O açıdan Allah razı olsun, Saniye'nin hakkı ödenmez ve babam da bunu çeşitli vesilelerle kendisine de söyledi. Çok özel bir evlat Saniye.
yaptığından dolayı hem gurur duyuyorum hem kendisine teşekkür ediyorum. Azize keza öyle. Azize de bu hastalık sürecinde çok yanındaydı. O da çok vicdanlı, gönüllü, vefakar, cefakar bir insan. Ona da teşekkür ediyorum. Şahsınızda. Şahsınız aracılığıyla. Teşekkürler aslında çok. Çok. Yani ben hemen yanımda Doğu Bey var. Doğu Bey'e de ben çok güzel. Doğu Bey şahsında tüm ulusal kanal, Aydınlık Gazetesi teşkilatları, buna mesela Türk Gençlik Birliği, o genç arkadaşlar. Çünkü o bunun yekûnü bir zihniyeti temsil ediyor. O zihniyetin hocaya olan yakınlığı çok netti. Duruş belliydi. Samimi içten o mücadeleci ruh, ki onu defalarca kendisinden duydum. İdealimdeki gençlik o mücadeleyi veren, o ruhu taşıyan gençlik, evet, derdi. Yani bunu sizin hakkınızdır. Bunu ben tekrar daha önce de söylemiştim. Söylemek durumundayım. Doğu Bey'e ayrıyeten teşekkür ediyorum. Çünkü vefatının ardından kaleme aldığı yazı, ki o çok felsefi derinliği olan özel bir yazıdır bizim için ve aydınlık bünyesinde yazan Rafet Ballı, Mehmet Faraç, Talat Tevruz ve özellikle Şahin Filiz Hoca, onun yazısı da çok önemli bir yazıdır, değerlendirme yazısı. Bunlara teşekkür etmem olmazsa olmaz bir vazifedir. Ve müsaade ederseniz başka basın organlarında, onları daha önce onları da gündeme getirmem gerekiyor. Sözcü Gazetesi'nin önemli yazarları, ki babamın aynı zamanda yakın dostlarıydı onlar. Uğur Dündar, Yılmaz Özdil, keza Bekir Coşkun, Rahmi Turan, Cumhuriyet Gazetesi'nden yine güzel bir değerlendirme yazısı yazan Ali Sirmen Beyefendi. Ama bir ayrı bir parantez açmam lazım. Oda TV'de yazan Nihat Genç'e özel bir teşekkür etmek istiyorum. O Karadeniz'in o hırçın mücadelesi, mücadeleci yapısını hocanın yine o hırçın üslubuyla, o canlı üslubuyla çok güzel aktarmış. Onun için ayrıyeten teşekkür ederim. Hürriyet'ten Yalçın Bayer'e de keza öyle. Bir de bu isimler müstakil yazı yazan kişilerdi. Bunun dışında kendilerinin gazete yerlerinde, yazılarında belli bir şekilde bahseden insanlar da vardı. Ha, şeyi unutmadan söyleyeyim. Yeni Çağ Gazetesi'nden Arslan Bulut Beyefendi. Cenazesi de vardı. Evet, evet, sağ olsun. Onun da bir yazısı var. Onu da gözümden kaçan bir şey olmuşsa kusura bakmasınlar. Yani hatta bazılarını not aldım. Unutmamak adına. Teşekkür ediyorum hepsine. Evet. Mesajlar da gelmeye devam ediyor ve yoğun olarak size dönük mesajlar var. Yaşar Nuri Öztürk hocamız en çok, çok kanalda program yaptı ama en çok ulusal kanalla özdeşleşti. Yerine oğlunu görmek istiyoruz beğendiğinde. Çok, çok ağır bir
çok ağır bir yük. İstek geliyor. Yani ben bundan onur duyuyorum ama omuzlardaki yük evet. çok fazla. Evet, çok güzel bir istek. Ona layık olmak adına ben elimden gelen her şeyi yapacağım. Bundan emin olmalı halkımız. Öncelikle kendi ailem. Çünkü dedim programın başında bizim münasebetimiz sadece baba oğul münasebeti değildi. Öğretmen öğrenci münasebeti vardı. Ben onu aynı zamanda fikir babam olarak kabul ediyorum. Yani biyolojik babalığın yanında. Hal böyle olunca o fikrin devamı için üzerimde çok büyük bir yük var. Ben bundan dolayı çok onur duyuyorum bu görevden dolayı. Allah utandırmasın. Umarım bunları layıkıyla yerine getirmeye çalışırım. Allah nefes verdiği sürece. Mutlaka. Burada şu noktaya gelmek istiyorum bir taraftan da. Yaşar Nuri Öztürk öyle büyük bir Atatürk sevdalısıydı ki onun Atatürk aşkı da hep o malum çevreler tarafından sürekli eleştirilmek istendi. Ve Atatürk'ün din anlayışını da en iyi yine Yaşar Nuri Öztürk hocamız mükemmel bir üslupla anlatmıştı ve burada onu da konuşmuştuk. Bu noktada Sayın Perinçek, burada size dönmek istiyorum. Öyle zannediyorum ki hocamızla bu konularda görüş alışverişinde bulunmuşsunuzdur. Hiç tabii. Bakın şimdi o kadar kadının benim de çok dikkatimi çekti. Evet. O cami avlusu demeyeyim artık, orası bir miting meydanı gibi oldu. Caddelere taşmıştı insan kitlesi. Geldiğim zaman onların arasından geçiyorum ve Şule ile beraber o kadar dikkatimizi çekti ki büyük büyük çoğunluk kadın. Yani neden kadın? Çünkü bir Atatürk'ün aydınlattığı bir Türkiye var ve Yaşar Nuri Öztürk o Atatürk'ün aydınlattığı Türkiye'de yeni bir ışık ve o Atatürk devriminin idealleri, laiklik, onu sürdüren bir insan ve o ezilen kadın, yani ikinci cinsi olarak görülen, hor görülen kadın kitlesi, kişilikli, karakterli ve erkekle eşit olmak isteyen, hatta daha da önde olmak isteyen o kadın kitlesi Yaşar Nuri Öztürk'e sahip çıktı. Ona sahip çıkarken Atatürk'e de sahip çıkmış oldu. Yani bence Yaşar Nuri Öztürk orada Atatürk'ün izinden gittiğini cenaze töreniyle de kanıtlamış oldu, ortaya koymuş oldu. O kadın kitlesinin takibi o bakımdan çok çok önemli. Ve tabii Atatürk'ü anlayan bir insan ve dini Atatürk'e karşı kullanmak isteyen saltanat sahiplerine karşı Atatürk cephesinde de çok büyük bir mücadele verdi. O mücadelesi de her zaman ışık tutucudur ve saygıyla anılacaktır. Ve tabii böyle bir vatan Atatürk sevdalısı, böyle yürekten bu ülkeyi ve ülke insanını seven şimdi biri olduğu orada, için o hainler ne yaptı? Şimdi bu, cenazeden sonra biz aile olarak daha doğrusu vefattan sonra verdiğimiz bir ilan var. O ilanda ki metin, o metin birilerini inanılmaz rahatsız etmiş. Yani öncelikle tabuttaki bayrağı rahatsızlığı var. Öncelikle milletvekili olduğu için bayrak kanununa göre o bayrak örtülmesi son derece kanuna da uygundur. Kanuna uygun bu. Evet. Kanuna aykırı bir durum değil ama rahatsız oldu birileri. Orada o kadınların fazla olması, o ilanda kullanılan ifade de Türkiye'nin hocası tabiri vardır ki o bizim kendi ürettiğimiz bir tabir değildir.
Türkiye'nin hocası. Türkiye'nin hocası tabirini Türk basınında kendisi için kullanılmıştır. Ve biz de onu tırnak içerisinde Türkiye'nin hocası. Oraya gelen insanların çeşitliliğine baktığınızda bu onu ispatı değil mi? Şimdi birkaç teşekkür daha var. Onları etmem lazım. Cenaze namazını kıldıran hoca ki benim fakültede dekan yardımcım. Yaşar Hoca'nın da fiilen öğrencisi olmuş. Tefsir profesörü. Profesör Doktor Hidayet Aydar Hoca. Yani sizin vasıtanızla onlara bir teşekkür etmem gerekiyor. Saygılar sunarım. Kendisine özellikle teşekkür ediyorum. O güzel konuşmayı yaptığı için. Ve cesaretle bunları ifade ettiği için. Bu süreç içerisinde vefattan sonra belli kurumlar, kişiler sağ olsunlar ilan vermişler. Bu alanda yine yakın dostlarından biri olan Eray Kapıcıoğlu, Sayın Yılmaz Ulusoy, Ege Basım Ailesi, Mehmetçik Vakfı ve sizinle bağlantılı olması hasebiyle Kaynak Yayınları, Aydınlık Gazetesi, onlara da teşekkürlerimi sunuyorum. Mehmetçik Vakfı'nın bu tavrına özellikle teşekkür ediyorum. O bizim için çok anlamlıdır. Onun çok duygusal bir tarafı da var. Tabii. Programlarımızda Bir şey söyleyeyim. Böyle bazen kufuk kufuk bazen toparlayamıyorum. Kusura bakmayın. Çok haklısınız. Tabii, şimdi bu cenaze töreninden sonra esnasında o kadar farklı insanlarla karşılaştık ki beni çok mutlu eden bir takım olaylar yaşadım ben. Defin sırasında. Şimdi bakın Türkiye'nin her yerinden sadece cenaze için gelenler vardı. Sadece Türkiye değil, yurt dışından gelenler vardı. Yurt dışından vardı. Gelenleri de sırf gördüm. Sırf bu cenaze için biliyorum. Evet, gördüm. Gelenler vardı. Kadir, yani hakkın teslimi bağlamında Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür etmek isterim. Hastalık sürecinde de ziyaretine gelmişti. Yani onu atlamak doğru olmaz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin diğer yöneticileri de tabii, oldu. Tabii. Genel sekreterler, başka genel başkan yardımcıları, tabii, belediye başkanları. Bazı siyasiler dışında sırf bunlardan yola çıkarak kendi kinlerini kusan bir takım çevreler de tabii bunu şu şekilde lanse ettiler. Bunu söyleyelim çünkü bu vaka adını telaffuz etmek istemiyorum. O malum basın organı efendim Yaşar Nuri CHP ve Vatan Partisi mensupları tarafından alkışlarla uğurlandı. Ve bu çevreler ahlaksızca şunu da yaptılar, şunu tartıştılar. Efendim cenaze namazı kılınır mı? Bu adamın cenaze namazını kılmayın. Utanmaz. Utanmazca. Utanmazca, ahlaksızca ve Allahsızca.
Allahsızca diyor. Allahsızca diyorum. Tabii. Çünkü bunun başka bir şeyi karşılığı olamaz. Ömrünü Kur'an'ı anlatmaya adamış bir insan için ve o insanın karşısında hayattayken kaçacak delik arayan bu alçaklar öldükten sonra bunları yaptılar. Ama bunlar bizim için sürpriz değil. Çünkü bunlar Emevi dininin mensubu. Muaviye Yezid çocukları. Muaviye'nin Yezidleri evet, derdi. Muaviye Yezid çocuğu. Muaviye dinine mensup biri, Muhammed'in dinine mensup birine yapacağı şey budur. Şimdi Hazreti Peygamber, şunları söyleyelim, bu halkımız da bunları bilsin. Şimdi bu nasıl bir damardır? Bu öyle bir damardır ki bunların dedeleri, manevi dedeleri, bu biraz önce bahsettiğimiz alçaklığı yapan adamların dedeleri, Hazreti Peygamber hayattayken adına sahabi dedikleri ve birilerinin de bunlar udüldür, yanılmazdır, aman bunlara saygıda kusur etmeyin, yanlış bir şey söylemeyin, ha dinden çıkarsınız diye millete afarosla tehdit ettikleri adamlardan bahsediyorum. Ki sahabe içerisinde sahabe, şimdi Muaviye de sahabe, Hazreti Ali de sahabe. Şimdi biz bunlardan onlara göre kime dikkate alacağız? Ve bu zihniyetin temsilcilerinden bir tanesi, bu ekrana sıkça çıkıyor, Hazreti Hamza'nı öldürüp karnını yaran vahşi için yine sahabedir, saygıda kusur etmeyin diye mesaj verdi utanmadan. Anlatabiliyor muyum? Çok şimdi güzel. Bunların dedeleri şunu yaptı. Hazreti Peygamber'in hayattayken bu olumsuz tipolojiden bahsediyorum. Yakasına yapışıp adil ol deme cüretini göstermiştir bu adamlar. Bir, evini basarcasına kapısını tekmeleyip vurarak farz namazı dışında niye bizimle nafile namazları kılmıyorsun diye kendi peygamberine din öğretmiştir. Bir hadise var, onu da anlatmam lazım. Yani bunlar bu tipolojinin nasıl bir özelliğe sahip olduğunu anlaşılması açısından önemli. Hazreti Peygamber biriyle anlaşıyor, bir at satın alacak, bir miktar para veriyor. O arada iki kişi bu olayı şahit, gelip paranın kalanını vermek için ayrıldığında Hazreti Peygamber hemen adamın önünü kesiyorlar. Yine bunlar da sahabe onlara göre. Diyor ki adamlar, ya biz bu atı satın alacağız ama diyor ben verdim. Ya biz daha fazlasını vereceğiz. Şimdi bakar mısınız? Daha fazlasını vereceğiz. İyi o zaman diyor adam. Tamam. Sonra Hazreti Peygamber geliyor, kalan parayı vermek için diyor ki, yok ben satmayacağım, ben başkasına sattım. Hazreti Peygamber, nasıl olur diye, biz seninle anlaşma yaptık, ben para verdim. Yok diyorsa ben sana falan sattım, ben sana satmadım. Para aldın, yok almadım diyor. İspat et diyor para verdiğini. Bakar mısınız? Sahabe tırnak içerisinde. İspat et diyor. Şahit gösterebilir misin? Allah'tan Hazreti Peygamber bir iki kişi orada göz hafızasında tespit etmiş. Onları şahit tutuyor. Şimdi bunlar öyle. Eşine bu zihniyet fuhuş isnat etti. Aman, bu zihniyet. Aman. İfk olayı. Bilen biliyor. Evlatlarını
torunlarını Hazreti Ali'nin başına geleni biliyorsunuz. Mescitte katledildi. Katledildi. Torunları biri zehirlendi, biri katledildi yine. Torunlar, onların çocukları hunharca katledildi ve gerekçeler neydi biliyor musunuz? Küfür. Hazreti Ali küfre girdi diye öldürülmüş. Şimdi bunları gündeme getirdiğinizde birileri bundan rahatsızlık duyuyor. Diyor ki efendim siyaseten bu çekişmeler olabilir, biz araya girmeyelim. Bakar mısınız? Biz araya girmeyelim. Hatta utanmadan diyorlar ki bunlar mahşerde helalleşirler. Sen ortada kalırsın. Bakar mısınız? Şimdi bu adamların... Akıl yok. Akıl hakikaten... Yani, bu akıl makılla izah edilebilecek bir şey değil. Akılla izah edilecek bir şey. Mekke oligarşisinin zihniyeti İslam kisvesiyle aynı, o damar gitti. Devam etti. Ebu Sufyan ve damarıyla o şekilde gitti. Bunu siyasi olarak da sağlamlaştırmak için saltanat haline getirdiler. Ve manifesto içerisine öyle şeyler yerleştirdiler ki bunları sorgulayamaz hale geldi İslam alemi. Fakat Sayın Perinçek, yani şunu da Profesör Doktor Yaşar Nuri Öztürk'ün hakkını da teslim etmek lazım. Yobazlığın, din bezirganlığının en tavan yaptığı bir süreçte korkusuzca o koca yüreğiyle çıkıp camiye de gerek yoktur diyebildi. Yok, camiye gerek yoktur, onu tahsis edelim. Hayır. Camiye gerek yoktur, orada bunlar söylediği şey. Bunlar durmadan cami yapıyorlar. Camiye dedi. Gerek yoktur demedi. Onun bağlamı şöyle, şimdi onu düzeltelim. Hayır, ben de işte onu söylüyorum size. Düzeltelim. Camiye gerek yoktur derken camiler kaldırılsın demedi. Şimdi kaldırılsın değil, şimdi cami... Hayır, o değildi. İslam'da resmi bir mabet anlayışı yok. Onun için de dedi, bu kadar evet. Cami yapmaya gerek yok. Bunlar camileri kendileri için bir gelir kapısı yapıyorlar dedi. Ya ben kaç programda... ifade ettiği meali budur. Efendim, tabii Hazreti Peygamber'in ahir zamanda ümmetim mescit süsleme ve yapma yarışına girecektir. Bu onları felaketine sebep olacaktır diye uyardığı nokta budur. Evet. Çünkü mescit dediğimiz şey secde edilen yer. İslam telakkisine göre secde her yerde yapılır. Tüm yeryüzü. İşte o ben yani camiye gerek yok derken bunu işin sosyolojik camileri yakın sosyolojik gerekliliği yani insanların bir arada toplanması için. Çünkü Hazreti Peygamber iki tane mescit yapmış, bir tanesini yıkmış. Şimdi hayatında bu var. Siz şimdi bakın şu anki mescitlerin durumuna, mescitteki uygulamalara. Ondan sonra Hazreti Peygamber'in uygulamasıyla bu uygulamalar arasında nasıl bir paralellik var? Nasıl kurabilirsiniz böyle bir paralellik? Onu tartışın. Tabii bu yapılan son büyük camiden hareketle zaten bunu izah etti. Bu kadar çok cami yapılıyor. Bunlar kendilerine göre bir yontma eylemine girdiler. Efendim, Hazreti Peygamber zaten uyarısını yapmış. Evet. Yani orada hoca bu uyarıyı gündeme getiriyor. Ve Kur'an'daki uyarıları gündeme getirerek şey burada yeni bir kendisine göre bir fikir ortaya atmış değil. Zaten olan şeyi gündeme getirmiş. Yani resmi biz Paulus Kristolojisine göre, yine Hristiyanlık demeyeyim, orada kilise merkezi kurumdur. İslam'da böyle bir şey yoktur. Yani kilise hayatın merkezindedir, dini hayatın merkezindedir. Eğer siz onun dışında bir din oluşturmaya çalışırsanız
din dışı kalırsınız o anlayışa göre. Ama İslam'da böyle bir şey yok. Tüm yeryüzü mescit. İşte bunu söyledi zaten hocamız. Şimdi burada bu yürekli çıkışlarını ben sormak istiyorum. Yani o konunun teferruatından ziyade. Dinin en çok sömürüldüğü bir süreçte, dincilerin arttığı bir süreçte çok yürekliydi ve koruması yoktu. İşte bir şoförüyle gelir gider, İstiklal Caddesi'nde elini kolunu sallayarak dolaşır ve çekinmezdi hiçbir şeyden. Bu nokta son derece önemli. Yani bir halkın içinden biriydi hep. Bu noktada o yürekli çıkış çok önemli. Sizi elbet, dinlemek isteriz. Hayır, şimdi tabii bir saltanatla mücadele etti Sayın Yaşar Nuri Öztürk. Yani ve Atatürk devrimini, cumhuriyeti yıkmak isteyen bir girişim var emperyalistlerle birlikte. Karşıda çok büyük kuvvetler var. Ve onlara karşı onların silahını ellerinden alıp halka aydınlatan bir tavır olduğu zaman tabii, şimdi o karşı taraf sizi affeder mi? Yani Hazreti Ali'yi mescitte öldürenler veya Hazreti Hasan'ı zehirleyenler, Hazreti Hüseyin'i öldürecek kadar kuvvet kazanmış olan bir saltanat akımı diyelim. O bugün daha fazlasıyla yaşıyor. Yani arkasında da koskoca bir emperyalizm var. Tabii. Onlara meydan okudu. Bu tabii çok önemli. Ve burada tabii çok kuvvetli bir inancı görüyoruz. Ve o inançtan gelen cesareti görüyoruz. Hakikatte beraber olma duygusunu görüyoruz. Halka sadakati, bağlılığı görüyoruz. Bunlar çok önemli. Yani sonuç itibariyle Cumhuriyet'in yetiştirdiği büyük bir aydın Yaşar Nuri Öztürk ve halka olan borçlarını biliyor. Yani hakikati halka söylemek zorunda. O aldatamaz, yalan söylemez. İlim adamı olarak zaten bu sorumluluğu en başta emanet sahibi bir kişi olarak zaten Allah bu sorumluluğu yüklemiş. Evet. Evet. Siz bunu yerine getirmezseniz o zaman iş şu noktaya gelir. Söz gümüşse sükut altındır. Şimdi bakın hocanın kullandığı bir örnek olduğu için ben de kullanmak istiyorum. Söz gümüşse sükut altındır. Lafı her ne kadar böyle bir atasözü kulağa hoş gibi gelirse de işte saygıyı falan barındırıyor gibi aslında derin bir analiz yaptığınızda şu çıkıyor. Siz sustuğunuzda altını garanti ediyorsunuz. Ama öteki tarafta konuştuğunuzda varacağınız yer en fazla gümüş. Şimdi susarak garanti ettiğiniz altını elinizin tersiyle itip o da garanti olmayan gümüşün peşinde koşmak bu herkesin yapabileceği bir şey değil. İşte insan olma onuru, İslam ahlakı onuru, ilim haysiyeti bunlar varsa bir insanda bunlar yapılır. Öteki türlü hemen araziye uyarsınız. Bugün birilerinin yaptığı gibi sesini çıkarmazsın. Altını peşinden alırız. Tabii. Ama maalesef bir takım gazetelerde hala abuk sabuk yorumların yapılıyor olması çok vahim. Şimdi kendi dinlerince şirk dininin mensupları diyorum bunlara. Şirk dininin mensupları. O istediği kadar ben işte Kur'an-ı Kerim'in müminiyim falan desin. İşte mütedeyyin Müslümanım falan desin. Bu alçaklığı, bu düşüklüğü yapan insan kudurmuş bir müşriktir. Benim gözümde. Yani ben başka türlü izah edemem. Ve bunu
mangalda kül bırakmayan, kendini din şampiyonu ilan eden, kendi kendini ilan eden ve milletin dini konusunda şey yapan, hakem gibi gören insanlar bunu yapıyor. Bir kere bir Hazreti Peygamber'in sözüdür. Bir insan ben kurtuldum derse felakete gittiğini resmidir. Keza bir başkasını cehennemlik ilan etmesi kendisinin cehennemlik olduğunun belgesi durumundadır. Yani benim de dayanamadığım, yani evet, serzenişte bulunduğum nokta budur. Siz bir insanı siyaseten karşı tarafta görebilirsiniz. Kimse kimseyi âlâ yuvâlâ ile sevmek zorunda değil. Siz beni sevmek zorunda değilsiniz. Ben de sizi sevmek zorunda değilim teknik olarak. Ama birbirimize saygı duymak durumundayız. Öncelikle insan olarak. Hele bir de Kur'an gibi bir davanız varsa, bir imana sahip olduğunuzu iddia ediyorsanız, buna çok daha fazla dikkat etmeniz lazım. Ha, siz bunu yaparak her ne kadar ağzınızla bunu söyleseniz de, ben şöyleyim böyleyim deseniz de, bunun dışında olduğunuzu gösteriyorsunuz. Bunlara eleştiri gözüyle falan filan, mesela bazen bunlara tepki gösterdiğimizde bazıları diyor ki efendim eleştiriye tahammül yok. Ya eleştiriye mi? Sövme sayma eleştiri olur mu? Sövme sayma. Şimdi bu adamlar iddiasını efendim Kur'an ayetlerini çarpıttı bilmem ne yaptı. Şimdi kendi mensubu olduğu dine göre öyle konuşuyor. Kardeşim, bu ülkede gözümüzün önünde bakara makara hikayeleri oldu. Bu şerefsizlerden bir tanesi çıkıp da yahu siz ne yapıyorsunuz dedi mi? Efendim biri çıktı, birileri için Allah'ın bütün sıfatlarını üstünde taşıyor dedi. Bunlardan bir tanesi çıkıp da ya kardeşim böyle bir şey olabilir mi dedi mi? Bu kadar vakıflarda tecavüzler bilmem neler çıt yok. Efendim Hazreti Peygamber bile Mekke'yi fethettiğinde gurura kapıldı, Allah uyardı, bizde o bile yok. Alçaklığını gösterdiler. Yine bunlardan ses çıkmadı. Şimdi bunlara eleştiri gözüyle bakabilir miyiz? Şimdi ben de diyorum ki, şimdi bunların para babası bazıları milletin falan filan diyorlardı. Yaşar Hoca da ona cevaben dedi ki biz böyle yapacağız. Yani ben de buradan Türk halkına buradan sesleniyorum. Görevi ben devraldım. Hocadan el aldım. Ben aynen devam edeceğim. Hocanın bıraktığı yerde. Seyircilerin de zaten sürekli mesajları bu yönde. O kadar çok mesaj var ki arkadaşlarım devamlı fotoğraflarını çekip bana gönderiyorlar. Fakat burada bir düzeltmeyi yapalım. Neden doğum gününde öldü gibi bir takım yorumlar geliyor yine. Programın başında sevgili evladı, oğlu açıkladı ki doğum tarihi 5 Şubat'tır. Orada bir yanlış var. 5 Şubat 1900... O sosyal medyada evet, öyle bir şey çıkmıştı. Evet. Onu tekrar onu tekrar ettiler. Programın sanıyorum şey başını kaçırmış olanlar bu konuda zaten Ramazan'da vefat etmesi evet, eğer ona bir
farklılık atfedecekseniz o yeterlidir. Yani evet. Öyle olmasa ne olur? Yapılanlar ortada. Evet. O kadar hizmet ortada. İlla bir olağanüstülük mü aramak böyle lazım? Böyle bir şeylerin evet yani. Peşine takılıp gidiyoruz. Yani doğru. Şekilcilik çok derinine inemiyoruz da hep şekilcilik var. Efendim son yani mucize, 2-3 dakika. Yani mucizelerle evet. Açıklanmayı Sayın Yaşar Öztürk hiç, Yaşar Nuri Öztürk hiç kabul etmezdi. Çünkü o mucize bunlara karşı aklı, mantığı, bilimi savunuyor. Onun eserleri zaten mucize. Yani onun ölümünde, doğumunda, günde vesaire bir mucize aramak yanlış. Onun mucize ışığında, ürettiklerinde, 85 bıraktıklarında, kitap. Evet, 85, 85 tane, evet, 85 civarında işte o mucize kitap var. ve şeyi de söylemek lazım. Ha, bir serzenişte bulunalım. Şimdi onu da söyleyelim. Hakkıdır. Şimdi kendisi dışında doktora tezi, onlarca doktora tezi var. Bunların hepsi yurt dışında. Türkiye. Bu da ayrı bir üzücü noktadır. Yani hizmet verdiği ülke, ülkede böyle bir şey olmadı hayattayken. Bir yüksek lisans çalışması vardır. Bunu biliyorum müstakil. Onun dışında maalesef bir doktora. Ama gelecek zamanda bunu fazlasıyla gerçekleşeceğini ben görebiliyorum. Evet. Evet. Görebiliyorum. Ve dünyanın en önemli insanları arasında 9. sırada olması, dünyayı aydınlatan, yön veren insanlar sıralamasında Time dergisi. İslahçılar şeyinde Time dergisini yapmış oldu. 20. yüzyılın en etkili islahçılar arasında. Evet. Ve 9. sırada olması öyle ne mi? Büyük bir gurur bizim için. Evet. Gereken değeri verdi mi Türkiye, Yaşar Nuri Öztürk'e? Verecektir, verir. Yani bu tür insanların değeri zaman içinde daha çok anlaşılır. Bakın göreceksiniz. Önümüzdeki dönem herkes her yerde Yaşar Nuri Öztürk'ü görecek, onu hatırlayacak, onu anacak. Hep o lazım olacak, gerekli olacak Türkiye'ye. Çünkü Türkiye öyle büyük bir mücadeleye girdi ki şimdi o Atatürk devrimi mücadelesi o Yaşar Nuri'leri öne çıkartacak. Bu tür insanlar ölmüyor. Yani Yaşar Nuri gibi insanlar gerçekten hani şehitler ölmez diye bir söz var ama Yaşar Nuri'ler ölmez diyelim. Ama o tür insanlar Doğu ölmüyor. Bey... vefasızlık etmeyelim yani yanlış olur. Hayattayken çok büyük bu dediğimiz şeyleri gördü. Evet. Yani kıymetini bilmediler demek. Ben o öyle bir şey söylemedim çok, zaten. Çok, hayır. Yani çok efendim hiç kıymeti bilinmedi ya, falan hayır, demek hayır, doğru hayır. Değil. Tam tersine. Ama tam tersine şu herkesi, şu şunun altını çizmek lazım. Uluslararası platformda öyle şeyler yapıldı ki maalesef şunu söylüyoruz. O öyle bir serzenişimiz var. Yani keşke Almanya'da ki bir takım çalışmalar burada olmuş olsaydı. Peki, ama keşke. Ama ben şunu evet. Hatırlatayım. Yaşar Hoca hiçbir zaman ürettiği değeri işte şöyle olursa hesap yaparak yapmadı. O Nietzsche'nin dediği gibi eseri için çalıştı. Ve bütün eserlerini bu felsefeyle yazdı. Çünkü o biliyordu ki okunmasa dahi ki okundu. Türk halkına müteşekkiriz. Yazdıkları hep bestseller oldu. Milyonlarca okundu. Okunmasa dahi, öyle bir şey olmasa dahi o üretimlerini yapacaktır. Yani bunun altını hep çizmiştir. Çünkü diyordu ki
üretin. İlla ki bunun bir dönüşü olacaktır. Eğer siz doğru bir şey yapıyorsanız, aradan 200 yıl, 300 yıl geçse de birisi çıkar onu toprağın altından çıkartır, yine insanlığın önüne koyar. Koyar. Süremiz bitti ama çok kısaca sorular arasında var. Biz de tabii çok merak ediyoruz. Yaşar Nuri Öztürk adına bir üniversite, bir vakıf, dolayısıyla da tabii bir üniversite. Onu özellikle cenaze sonrasında karşılaştığımız pek çok insan bunu bana söyledi. Yani bir muhakkak bir şey yapılacak. Evet. Ve hatta şimdi haberlerde izledim. Daha önce başlamış olan bir hatıra ormanı, yanlış söylemiyorsam Aydın Kahraman Kırşehir'den. Evet. Onun için de bir teşekkür edeyim huzurlarınızda. Bu beni çok duygulandırdı. Bu çok özel bir şey. Evet. Çünkü yeşil o can bizim belki yapacağımız şeylerin çok üstünde hizmet verecek tüm insanlığa. Evet. Onun adına bir orman, bir yeşillik olması çok önemli. Evet. Allah'tan burada kendisi ama de dediğiniz gibi, onunla ilgili muhakkak bir çalışma yapacağız. Daha çok sıcak her şey. Yani evet. Çevremizde istişare edeceğimiz bir takım insanlar, fikirlerini alacağımız insanlar var. Evet. Onlarla ne yapılır? En etkili ne olabilir? Evet. Bunun çalışmasını yapacağız inşallah. Evet. Tekrar Türkiye'nin başı sağ olsun. Allah razı olsun. Öztürk ailesinin başı sağ olsun. Sağ ol. Çok teşekkür ederiz buraya geldiniz. Saygılar, sevgiler sunuyoruz. Bir son bir şey söyleyeyim. Eksik kalmasın. Şimdi o çevreler yazmış ya, efendim alkışlarla falan gitti. Şimdi orada paylaşılan videolar var sosyal medyada. Alkış malkış falan filan, onu bıraksınlar. Orada büyük bir coşkuyla, tekbirlerle uğurlandı Yaşar Hoca. Evet. Evet. Hep kalbimizde ama onu bedeniyle uğurladık ama yaptıklarıyla, düşünceleriyle hep dipdiri, hep bize ışık sunacak, yolumuzu aydınlatacak. O hep kalbimizde. Sayın Perinçek çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz, sağ olun. Saygılar sunuyoruz. Çok duygulandığımız bir program. Ben teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. İmkanı verdiğiniz için. Sağ olun. Şiiri de çok severdi, musikiyi çok severdi. Bir başka programda onu farklı yönleriyle anmak dileğiyle hepinize sevgiler, saygılar, tekrar ve tekrar Türkiye'nin başı sağ olun.